Herkese merhabalar, Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak, bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. İsmi Undawn, Tencent Games'in işte hem Android hem iOS hem de Microsoft Windows'ta oynayabileceğiniz güzel bir hayatta kalma oyunu. Açık dünya hayatta kalma oyunu ama zombilere karşı. Şimdi bir introsu var. Ben bu bölümleri biraz hızlandıracağım çünkü çok fazla sinematik giriyor. Oyunu öğretmeye çalışıyor. Ama detaylı ve güzel bir oyun. Ben yavaş yavaş sizlere anlatmaya çalışacağım. Ardından da bir bölüm oynarız. Oyunu iyice öğrenmiş oluruz. Yani kontrolü falan gayet kolay. PUBG'de nasıl yapıyorsanız, PUBG Mobile'de veya ona çok çok fazlasıyla benziyor. Ama ekstra özellikleri var, ekstra detaylar var. Onlar da çok iyi. Şimdi oyunun başlangıcında bir karakter oluşturmanız gerekiyor. Erkek ya da kadın. Farklı farklı seçenekler var. Özellikle hani sadece bir fotoğraf seçip yapmıyorsunuz. Detaylı bir şekilde her özelliğini yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Tabii biraz zaman alıyor. Tabii klasik oldu herhalde bu. Bir hayatta kalma oyunu oynuyorsanız bir sahilde canlanıyorsunuz. Yani kendinize geliyorsunuz. Ardından burada bize artık oyunu öğretmeye başlıyor. İşte sahilden çık, bir çantanı al. Buradan devam ediyorsunuz. Sahilden çıkmaya çalışıyorsunuz. Ardından burada bir tane silah, bıçak buluyorsunuz daha doğrusu. Ve zombileri öldürüyorsunuz. Daha sonra yemek bulma, işte malzemeleri bulma. Bunları gösteriyor yavaş yavaş. Kit basma. Ve burada günlükler var. Günlükleri de anlatıyor işte. Daha önceden buralarda gezen insanlar neler yapmışlar. Onlar hakkında bir fikir sahibi oluyorsunuz. Ardından sizden bir silah. Evet, bir tane pompalı silah buluyorsunuz. Mermileriyle birlikte. Birkaç zombi daha öldürüyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Bir tane araç bulmak zorundasınız. Çünkü harita geniş bir harita. Çok fazla alt bölümü var. Buradan çıkıp bir tane motor alıyorsunuz ve motorla birlikte gideceğiniz ilk başta bir shelter var. O shelter'a gidiyorsunuz. Yani korunaklı bir yer. Diğer insanların, diğer oyuncuların ilk başlangıç yeri. Orada birkaç oyunun daha detaylı özelliklerini anlatıyorlar ve şimdi hatta şuradan motoru alalım. Ama motoru almadan önce bir tane benzin almamız gerekiyor. Onu da aldıktan sonra o shelter'a gideceğiz. Evet. Shelter'a geldik. Önde bir güvenlik var. Klasik zaten. Bunlar birkaç soru soruyor. İyi misin? Isırıldın mı? Yaralı mısın? Vesaire vesaire. Ardından doktor kontrolüne gidiyorsunuz. Doktor da tamam diye ufak tefek çizikler var ama iyi. Bir şey yok. Daha sonrasında sizi bir eve götürüyor. Burada dinlenmenizi, duş almanızı, yıkanmanızı, işte eşyalarınızı, elbiselerinizi temizlemenizi istiyor. Ve oyunun detaylı kısmı burası işte. Egzersiz yapabiliyorsunuz. İşte tuvaletinizi yapabiliyorsunuz. Büyük küçük fark etmiyor. Bunları zaten ileride de bahsedeceğim. Ama buraları hızlı hızlı görmeniz açısından ben de sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu shelter'ın içinde her şey var. Silah, mermi, yemek veya yemek yapabileceğiniz malzemeler veya ev yapabileceğiniz malzemeler var. Ve bu da ilk günü geçireceğimiz oda. Oda değil, ev. Burada dinleneceğiz, yıkanacağız, tuvaletimizi yapacağız, elbiselerimizi yıkayacağız. Ardından artık görevlere yavaş yavaş başlayacağız ve bu shelter içinde birçok kişiyle konuşuyorsunuz. Hepsinin ayrı görevleri var. İşte birisi doktor, bir tane bir kız var mesela. Şeri miydi neydi? Onun bak burada egzersiz yapıyorum mesela. Bu egzersizler ne işe yarıyor onu tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle hani iyi yönden etkisi vardır mutlaka. Ama gözle görülür bir şey ben bulamadım. Yani insanın buradaki özelliklerinde ne artıyor, ne değişiyor bunları bilmiyorum. Tabi burada tuvalet yaparken güzel bir ayrıntı vermişler. Yani Allah'tan orayı göstermemişler. Şimdi burada elbiselerimizi yıkadık. Yani tamamıyla hazırlandık. Ve buradan çıkacağız şimdi. İlk görevimiz olan yere gideceğiz. Burası az önce bahsettiğim çarşı, böyle pazar gibi olan bir yer. Burada istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. İşte burada ne diyor? Odun var, taş var, yemek, yiyecek, her şey var. Mermilerinizi, silahlarınızı buradan temin edip oyuna devam edebiliyorsunuz. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi burada hazır rahat bir şekilde duruyorken bir ekrandaki özelliklere bakalım. Sağ tarafta silah seçebiliyoruz. İşte bıçağımız var, yumruğumuz var ve normal herhangi bir silah. Şu an pompalımız var bizim. Ekranın hem sağında hem solunda ateş etme var, zıplama var. Şöyle bir dodge var, şöyle eğilme var, reload var. Burada yiyeceğimiz yemekler, işte bandaj ve mermiler mevcut.
Backpack'e yani çantamıza bastığımızda zaten envanterimizi görüyoruz. Şurada kılık kıyafetimiz de var. Drone da varmış ha. Olta, kazma. Baya iyi. Yani biz bunları toplayıp bütün malzemeleri toplayabiliyoruz sanırım. Burada çünkü build'la yani yapıyla alakalı şeyler var. Reconnecting deyip duruyor. Niye diyor bu böyle ya? Allah Allah. Neyse. Bir kendine gelsin şu makine. Mesela ağır silah yeri de varmış burada. Ama karakterin 30 level olması gerekiyor. Şimdi Survive dediği yerde sol taraf, sol altta saat gibi bir şey. Zaten bir alet çıkıyor karşımıza. Önce bir yukarıya bakalım. Burada farklı farklı şeyler var. Ha. Ha, burada silahların şeyi de duruyor sanırım. Dayanıklı. Aşağıda tüketilebilirler var. Burada exercise var. Buraya geldiğin zaman karakter egzersiz yapıyor. Veya yanında görüyorsunuz dinlenme, işte tuvaletini yapma. Büyük küçük fark etmiyor. Su dolduruyor. Elini yıkıyor. Yani elini yüzünü yıkıyor. Ya da duş alıyor gibi de düşünelim. Bir de elbiselerini yıkıyor. Burada şimdi şu egzersiz bittiği zaman karakterinizde bir gelişme oluyor. Mesela fitness'ınız arttı falan filan gibisinden bir şeyler söylüyor. Bunu kapatalım. Burada haritamız var. Harita ne kadar büyük acaba onu merak ediyorum. Yani burası şu an olduğumuz yer. Kamp yeri var. İşte farklı farklı bölgeler var. Daha buralar açılma tabii. Bir sürü yer var. Güzel. Ya burada da haritaların üzerindeki işaretleri görüyoruz. Ne nerede var? İşte supply yani supply jam dediği airdrop gibi bir şey herhalde. Yardım var. Tool box. İşte ilk yardım çantası falan filan. Şimdi şuradan kontrollü explore. Yani biz burada zaten buraları yavaş yavaş geçeceğiz sanırım. Tamam. Story modunda ne var? Tamam. Burada bizim bulabileceğimiz ve mesela başarımlar falan var böyle. Settings ha. Oh be şunu arıyordum ya. Böyle smooth, high falan filan. Ben bunları seçemiyorum herhalde. Ha, benim telefonda olmuyormuş. Aim asistan var falan filan. Bunları geç. Kontrol ha. Şuraya gelelim. Mesela şunu ben şuraya almak istiyorum. Şöyle yaptığım zaman oluyor değil mi? Olmuyor. Neden olmuyor? Bunun boyutunu bir büyütebiliyorduk ya şöyle. Hatta şunu kaldırabiliyor muyuz acaba ya? Neyse bunun da boyutunu birazcık büyütelim. Şurası aslında biraz daha sola gelse iyi olur ya. Şöyle iyi. Başka burada neler var? Çömelme, bunlar var, bunlar var. Bu ne? Bilmiyorum. Silahı buradan seçiyoruz. Tamam, ok alabilir. Şuradan hareket etme. Sprint. Ha burada şeyler varmış bak. Şunları şöyle alabilirim. Başka bir şey de yok herhalde değil mi ya? Şurada reload var. Tamam bu önemli. Burada bombamız var. Burada diğerleri var. Tamam. Güzel. Şimdi ben burada konuşan biri vardı ya. Ha. Konuş. Doktor Michael Redwood Outpost'tan çıkmış falan filan. Orada kötü bir şeyler varmış. Hadi gidelim o zaman. Ne bekliyorsun?
Hadi kardeş ya, ne kalktın ha? Hemen götür bizi, bırak oraya. Tamam. Buradan bakabiliyor muyuz biz şimdi yerimize? Ha, görüyoruz. Redwood'da dedi. Buraları keşfedeceğiz şimdi. Ne diyor? Ha, Redwood'daki halk iyi diyor. Ne diyor? Yapı yapmada iyiler falan filan, onları anlatıyor. Ama çok uzun arkadaş. Hadi gidelim ya. Geç buraları ya. Zombiler saldırıyor ha. Ortalık karışmış. Arkadaş 3 kişi 4 kişiyle sıkıyorsunuz. Ne işiniz yarayacak bu? Yalnız bazı zombiler çok hızlı ya. O sıkıntı birazcık. Bizde de bir tek pompalı var. Kapıyı tut diyor falan filan. Sen de yaralılara bak diyor. Nerede şeyler? Oğlum ne oldu lan? Ha. Nereden gideceğim ben? Ha. Aa, yukarı mı çıkacağız ya? Ya yine mi bununla konuşacağım ben? Abi oyun mu oynuyoruz, dizi mi çekiyoruz anlamadım ben ha. Geç şunu ya. Tamam, şimdi ana girişe git diyor. Nerede lan bunun ana girişi? Ya bende bir tane pompalı var ya. Bu ne işime yarayacak? Oğlum şuna sık, şuna. Oha. Oğlum onu bırakıp bana mı geldin ya? Şeyler patlayıp duruyor ya. Şuna arkamda yine sık lan. Yalnız eğimi nereye tutuyorum? Nereye vurup sıkıyor ya? Bak adamların vurduğu hiçbir işe yaramıyor. Neden böyle bu? Bu kim? Bununla konuşacak bir. Ha, yeni bir zombi atağı gelecekmiş. Tamam hadi gelsinler. Ya hadi geç arkadaş, bırak sal bizi. Tamam hadi basıyoruz askere, geç. Birazcık oyun oynayalım ya. Ha, burada bir özellik kazandık. Neymiş bu? Ha, fırlatma. Güzel. Ha, bunları geliştirebiliyoruz bir de. Yanlış görmediysem. Güzel. Hani zombiler... O ne lan? Bomba mı atacağız? Bombam yok ki benim. Ya oyun. Bunlardan loot falan düşüyor mu ki? Ya arkadaş her seferinde ben seninle mi konuşuyorum? Ne var? Tamam başardık. Güzel. Oo, bir tane çanta aldık lan. Şey, pantolon aldık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Buradan bir şeyler yap diyor. Ne yapacağım ben anlamadım ya.
Bodumlatma. Tamam. Lan yaptı ki. Her neyse, şimdi ne yapacağız? Burada bir şeyler var mı alabileceğimiz? Yok herhalde. Haritada ne gözüküyor? Şey... Sen mi geliyorsun lan bana? Hayırdır lan? Ya bunlara bir şey yapmamışlar. Bunlar hala yatıyor. Ben vurayım bunu. Acı çekmesin bunlar. Neyse. Ne yapacağım arkadaş ben ya? Hayır reconnection'la ya. Oho, ta nereye geldik? Senin gibi ben internetine. Şimdi ben neye geçeceğim onu anlamadım. Şey neye geçeceğim diyorum. Şurada kılık kıyafetimiz var. Tamam. Bu adamlar. Vallahi bunları ne yapacağız ya? Bunu mu yapacağız? Aa, 500 odun vermişler bu arada. Tamam, şimdi ne yapacağız? Ben bir... Bunu az önce yaptım ben. Bunu neden kabul etmedi? Tamam, şimdi şuradan şu direksiyon tuşuna basıp aracımızı çalıştırıyoruz. Gidelim. Nereye gideceğiz? Aman, köprü varmış lan burada, dur. Robot var burada. Robotlar bir şey yapmıyor herhalde ya. Anlamadım. Hayda, bir daha mı ne? Aa, yangın çıktı. Ya sırf bunu yapmak için mi durdurdunuz beni yani? Şöyle yıldırım düştü. Aksiyon. Oğlum ne oluyor lan? Ben duramıyorum yalnız bu motorla ha. Tamam, şuradan bu arada bakın ne varmış. Tamam. Tamam, dikkat ederiz hadi. Şimdi sessiz mi gitmem lazım ben? Yani? Onu öldürsem mi ya? Bir tane var gibi ama. Neyse. O bunun içinde de mi vardı? Efeler Belediyesi, bir dakika. Bu uyuyor mu bu? Allah cek. Oo, nasıl geldi onu?
Abi yere düşmüş adamdan bandajını falan aldık ya. Aa öldü lan. Bu ne vida falan bulduk güzel. Duyuyoruz, duyuyoruz. Bekle, geliyoruz. Ne var lan? Tamam, bazı zombilere herhalde bir şey yaptık diyor. Kimi? Tamam konuştuk ya buna daha ne kadar konuşacağız ya? Chat tamam. Kenet yok. Ya vallahi şey yapacağım. Neyse oyun kapalı beta sürümünde olduğu için herhalde bazı şeyler. Nerede bunlar? Öldürürüm oğlum kalk hadi. Heh. Tamam önemli değil hadi. Daniel nerede? Zombi dozumları. Şimdi güvendesin diyor hadi diyor. Daniel'ı da kurtaralım. Tamam kurtaralım. Kurtar. Allah konuşamadım. Kurtaralım tamam hadi. Ne oldu? 46 metre orada. Tamam. Şuralarda yok herhalde. Tamam. Son bir gel lan buraya. O büyükmüş bu. Ya bir de şarjörü unutuyorum ben. Unutmasam şunu sürekli doldurmam gerek. Bakalım buralarda başka var mı? Yok. Şurada var bir tane. Oo bu ne kadar hızlıymış lan. Bak şunun gibi yavaş yavaş gelin kardeşim. Zombi dediğin yavaş olur ya. Tamam başka bir zombi yok değil mi burada? Yok. Daniel sen misin lan? Hadi. Seni de kurtaralım gidelim. Daniel iyi misin? Ya bu zombi olacak kesin ha. Çok geç oldu falan filan diyor. Tamam. Alarm yerine gideceğiz. Yarana baskı uygula. Zombi atakta. O ne ya? O ne o ne? Bir şey atıyor. Zehir atıyor. Ha. Lan dur lan. Zehirledi beni ya. Bu nasıl ölecek? Kaçamıyorum ben. Kaç lan kaç kaç kaç. Gel gel şuraya gel. Allah takıldım. Takıldım lan. Ya takıldım ben ya. Ya şuraya gel. Şu varilin buraya gel. Bombili. Oğlum atıp durma ya. Aa buradan gidecek yer yok. Ya yürü git ya. Şurada varil var şuraya gel. Ha, ben şöyle gideyim. Hadi gel. Tamam burada temiz. Ya bu kesin zombi olacak ya. Oha duramadım.
Ne oldu şimdi? Allah. Bunu ısırmışlar da. Bu diyor ki bana, ben diyor zaten ısırıldım diyor. Beni bırak diyor, git sen diyor. Bana bir tane bomba bırak ve kaç. Ha, biz kaçar mıyız? Kaçarız herhalde. Ha yok lan, aldı herifi. Aa, herif bomba aldı lan. Delikanlı adammış. Aferin. Benim gözler neden kırmızı abi? Ben kırmızı şey çekmişim gibi ya. Tamam, kahramansın hadi. Bizi de öldürüyor dışarı. Neyse. Helal lan. Tamam. Ölenle ölünmüyor. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim biz. Bu yere düşenlerden malzeme toplayacağız. Güzel. Baya iyi. Şimdi tamam, burayı hallettik herhalde değil mi? Tamam. Şimdi gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Oradan dönüyoruz. Öyle gidiyoruz. Oradan dönene kadar şuradan geçsem olmuyor mu arkadaş? Heh. Güzel. Burayı da tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir şey yapmayalım. Bu videoluk da bu kadar olsun. Yani görevleri böyle tek tek halletmeye çalışırız artık. Umarım güzel bir videoymuştur, beğenmişsinizdir. Yorumlarda fikirleriniz varsa, düşünceleriniz, eleştirileriniz, her türlü. Onları da yazmayı unutmayın. Ve tabii videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.